çalışanı var. Bunları temsilen sigortalar, sendikalar var. Bunları temsilen işte bizleri eğiten eğitim fakültelerindeki bilim insanları var. Bir masanın etrafında toplanılabilirdi. Bir ortak akılla gerçekten ihtiyaçları karşılayabilecek bir meslek kanunu ihtiyaç duyulduğu gibi çıkarılabilirdi. 12 maddelik bir meslek kanunu geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kamuoyunun gündemine geldi. Taslak metin yayınlandı. Apar topar yangından mal kaçırırcasına meclise geldi. Alt komisyonlarda görüşüldü ve Şubat ayının başında yasalaştı. Biz eğitim işi olarak baştan beri bu kanuna hayır diyoruz. Bu kanuna hayır diyoruz. Öğretmenlik meslek kanununa hayır demiyoruz. Peki bunun içinde ne vardı? Bu 12 maddenin 7-8 maddesi tarif. Yönetmelik tarifi, kanun tarifi. Karşımıza çıkan bir 3600 ek gösterge 2023 15 Ocak itibariyle verilecek. Bir de kariyer basamakları. Bakın çok değil. İşte bugün konuştuğumuz konu bu. Kariyer basamakları. Şimdi bir kere şurada tüm kamuoyunun açık yürekli şunu söyleyeyim. Öğretmenlik mesleği uzmanlık gerektiren bir meslektir. Ve her öğretmen mezun olduğu gün uzmandır. Çünkü üniversite sınavıyla alıyorsunuz. 4 yıl eğitim veriyorsunuz. Pedagojik bütün dersleri alıyor. Eğitim bilimleri derslerini tamamlıyorsunuz. Geçemeyenleri mezun etmiyorsunuz. Yetmiyor, üstüne bir KPSS garabetimiz var. Yetmiyor, bir mülakat garabetimiz var. Ve diyorsunuz ki evet sen artık öğretmensin, öğrenciyle buluşabilirsin. Şimdi bu anlayışla bir bakıyoruz. Öğretmene hadi bakalım 10 yılı doldurduysan, eğer tesis yüksek lisansta yapmadıysan ya da yüksek lisansın yoksa seni işte bir 180 saatlik hizmet işi eğitimi alacağım. Onun da nasıl bir garabet olduğunu bu yaz bütün öğretmen arkadaşlarımız tecrübe ettiler. İnteraktif ortamlarda ÖBO üzerinden bir 180 saatlik hizmet içi eğitim kursu verildi ki işte eline bir metni alıp okumaktan dahi zorlanan insanların bize eğitim verdiği bir süreci yaşadık. Şimdi buradaki sıkıntı ne? Bir, biz eğitim işi olarak kariyer basamakları sınavına karşıyız. Biz Sayın Bakan'a bu sınavı yapın demedik. Sayın Bakan'dan hala bu sınavı kim yapın dediyse o sendika açıklamasını yapıyoruz. Biz biliyoruz kim olduğunu. Memur sen ne bağlı? Eğitim Birsen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın tweetlerinden biliyoruz. Bu kariyer basamaklarının ne kadar doğru olduğunu, bu sınavın ne kadar doğru uygulanabilir bir sınav olduğunu, öğretmenleri işte kariyerler ölçüsünde geliştireceğini söylüyor. İLO ve UNESCO Sözleşmesi'nde imzamız var. Orada öğretmenlik meslek kanunu şöyle tarif ediliyor. Öğretmenlik becerikli insanlar arasından seçilen bir meslektir. Dolayısıyla her öğretmen uzmandır. İmzamız var. Şimdi siz 180 saatlik ezbere dayalı bir eğitimin sonrasında teorik bir sınavla ama bütün branşları aynı sınavla sınayacaksınız. Bakın matematik öğretmeninde, edebiyat öğretmeninde, görsel sanatlarda, beden eğitiminde ve diğer branşlarda. Aynı sınavla sınayacaksınız. Sınavda 70 ve üstü alan herkesi başarılı sayacaksınız ve bunlara uzman öğretmen diyeceksiniz. Peki soruyorum, şimdi siz de öğretmensiniz, ben de öğretmenim. Siz A şubesindesiniz, ben şu B şubesindeyim, aynı branştayız. Yerimizi değiştirelim. Aynı işi yapmayacak mıyız? Sizin benden uzman olmanızın nasıl bir farkı olabilir? Benden fazla olmanızın. Aynı işi yaparken. Çünkü öğretmenlik bir öğretme sanatı ve derste, pratikte, uygularken ortaya koyduğumuz bir şey. Bunun sıkıntıları şu. Kamuoyu nezdinde şöyle bir şeyle karşılaşacağız gibi görünüyor. Veliler ne yazık ki ve öğrenciler bu sınavların hemen sonrasında tüm branşlarda ve sınıf düzeylerinde öğretmen seçmeye başlayacaklar. Tehlikeli olan nokta burası. Veli isteyecek ki işte benim çocuğum baş öğretmende okusun. Veli isteyecek ki benim çocuğum uzman öğretmende okusun. Bunların dışındaki öğretmenleri de yeterli öğretmen olarak görmeyecek. Bakın temeldeki sorunlardan bir tanesi şu. Zaten biz bugüne kadar şunun mücadelesini veriyorduk. Öğretmenler odasındaki ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen, bir zaman uygulanan kariyer basamakları sonrası uzman öğretmen kavramlarının ortadan kaldırılması. Peki ne olabilir? Kıdemine ve yılına göre her öğretmene buradan gelecek ekonomik iyileştirmeyi uygulayabilirsiniz. 10 yılı dolduranlara biraz daha ekonomisini düzeltecek, maaşlarını iyileştirebilirsiniz, özlük haklarını iyileştirebilirsiniz. Birincisi bunu bir köşeye koyalım. İkincisi bu meslek kanunu sorunları çözmüyor dedik ya, öğretmenlerin yığınla sorunu var. Mesela her Eylül ayında eğitime hazırlık ödeneği alırız biz. Eğitim öğretimi hazırlık ödeneği. Eski adıyla kırtasiye parası gibi bir şey. Amacımız aslında nedir? İşte yayınları takip etmek, kendimizi geliştirmek falan filan. Son birkaç yıldır aldığımız para 1000 lira, 1100 lira gibi. Bugün bir top fotokopi kağıdı 100 liraya yaklaşmış. Biz yıllardır şunu söylüyoruz. Diyoruz ki en az hem birinci dönem hem ikinci dönem başında bir maaş tutanında tüm eğitim çalışanlarına verilmeli. Bu birincisi. Öğretmen şiddetle karşı karşıya kalıyor değil mi? Okullarda, içeride, dışarıda veli ve öğrenci şiddetiyle karşı karşıya kalıyor. Peki bu kanunun neresinde öğretmene şiddeti engelleyici maddeler var? Caydırıcı maddeler var? Bu yok. Yıpranma payı. Bizim mesleğimiz diğer mesleklerle doğru orantılı bir meslek değil. Evet, çok güzel bir meslek. Dışarıdan baktığınızda vefa gerektiren bir meslek ama öğretmenlik yıpratıcı bir meslek. Peki yıpranma payı verilebilir miydi öğretmenlere? Bu da verilebilirdi. Bu da bunun içerisinde yok. 3600 ek gösterge yıllarda talebimizdi. Bunu 15 Ocak 2023 tarihinde niye bıraktınız? Bizi seçim
malzemesi olarak mı kullanıyorsunuz? Kanun bu ay, bu yıl Şubat ayında çıktığında niye hemen uygulamaya koymadınız? Neden bunu önemsiyoruz biliyor musunuz? Bu maddeyi 3600 ek göstergeyi bekleyen 100 binden fazla öğretmenimiz var. Onlar bir an önce emekli ayrılacaklar ama dışarıda da 700 bin tane atama bekleyen arkadaşımız var. Her sene 15 bin 20 bin atamayla ne yazık ki işsizliklere devam ediyor. En azından bir umut emekli ayrılanlarla birlikte 200 bin atamanın yeni kadroların göreve başlaması ve en azından oradaki o yığılan işsizliğin bir nebze olsun çözülmesini bekliyorduk. Bunların hiçbiri bir kanun içerisinde yok. Tehlike şu, Sayın Bakan geçen gün bizim öngörülerimize destekleyen bir şey açıklamış. Nasıl sınayacağız öğretmenleri sınav yapmazsak demiş. Peki, öğretmen.